Evet, Taksim'de yaşananlarla devam ediyoruz. Bu kez telefon attığımızda Bedri Baykan var. Yine gelişmeleri değerlendirecek kendisi. Sayın Baykan, hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Baykan, beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Evet, bugün Gezi Parkı'nda ve Taksim'de yaşananları siz nasıl değerlendireceksiniz? Yurttaşlar 1 Eylül Dünya Barış Günü için bir araya gelmişti, ancak bir polis müdahalesi söz konusu oldu. Şu an tekrar devam ediyor eylemde. Sizin yorumunuz ne olacak bu yaşananlarla ilgili? Vallahi aslında maalesef artık şaşırmıyor. Çünkü insanların 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bir araya gelmeleri... Türkiye'de yapıldığı gibi barış için çağrı yapmaları, güç yapmaları Türkiye'de maalesef bir olağanüstü durum olarak karşılandığı için mevcut iktidar tarafından yine üzücü olaylar yaşandığını ben de öğrendim ve çok üzüldüm. Ve diyecek laf bulamıyorum çünkü bir yandan o meşhur komşularla sıfır sorun felsefesinden geldiğini söyleyen bir iktidar zihniyeti bugün işte göreve gelir gelmez Amerika'nın Irak saldırısına nasıl yardımcı olabilirim diye elinden gelen her şeyi yapmış bir hükümet bugün de Suriye savaş tamtamları çalma konusunda dünyada en arzulu ülke konumunda gösteriyor Türkiye'yi. Tabi bu Dünya Barış Günü'nde ciddi bir çelişki. Ben AKP'ye oy vermiş insanlar arasında bile Suriye'ye harbe girilsin, Suriye yeni bir Irak cephesi yaratılsın diye bir genel eğilim olduğuna da tabii ki inanmıyorum. Hiçbir savaş konusunda ikna olmuş cephe yok Türkiye'de. Zaten Batı'da da bu savaş cephesi, emperyalizmin savaş cephesinin halktan gelen tepkiler karşısında nasıl tereddüte düştüğünü ve gerilediğini, zaten Amerika'nın anlamsız baskısıyla oluşmuş bu ittifakın nasıl çatırladığını da görüyoruz. Ama şu anda bunun karşılığında Türkiye'de polisin yok yine Taksim'e, Gezi'ye, Galatasaray'a bu barışçı gençlerimize, insanlarımıza yaptığı çok üzücü, anlaşılmaz. Ama maalesef bu hükümetin genel davranış biçimleri açısından ne yazık ki beklemediğimiz diyemeyeceğimiz, beklediğimiz üzücü bir görüntü. Bunu söylerken de tabii ki hepimiz kahroluyoruz. Durumun maalesef özeti bu. Yani merdiven boyanmasından korkan, gökkuşağı renklerinden korkan, barış istiyorum diyen insanlardan korkan, silahsız gençlerden korkan, çiçekten korkan, barış sloganından korkan, demokratik tepki hakkından korkan, savaşa karşı insanları bilinçli bir şekilde toplumları tepki vermeye çağıran ve en doğal, en sade, basit demokratik tepki hakkını kullanan gençlere karşı olan bu tahammülsüzlük, bu hoşgörüsüzlük maalesef artık AKP iktidarının genel davranış biçiminin bir doğal sade yansıması. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum ve umarım Türkiye bu karanlık tüneli aşar ve huzur dolu yurt içinde yurt dışında barış dolu günlere gelecek. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de öyle.